AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyeleri il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında Çanakkale Bienali Sanat Yönetmeni Beral Madra'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sosyal medyada paylaştığı bildirimlerle darbeye destek verdiğini iddia ederek istifaya çağırdılar. Çanakkale Bienali'nin sanat yönetmeni olarak Beral Madra adlı hanımefendinin atandığını biz öğrendik. Öğrendik diyorum çünkü bizler bundan haberdar değildik. Bu hanımefendinin atanmasının nasıl olduğu, nereden bu bütçenin karşılandığı, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bizim birçok şeyden bize sorulmadan, hatta Çanakkale halkının da bilgisi olmadan gerçekleştiğini hep beraber bilmekteyiz. HDP'ye dağıtılan pilavla ilgili hepinizin şahit olduğu olay mevcut ki bunu yalan dendi. Sizde kasetleri, kayıtları olmasına rağmen öncelikle bununla ilgili yalan dendi. Yalan dendi, belediye meclisiyle bu gündeme getirildi. Gündeme getirdikten sonra kaseti sunulamadı. Kaseti biz sunacağız dedik. Daha sonradan işte hem HDP hem de CHP için pilav dağıtım lafı çıktı. Şimdi biz bunlarla ilgili de bazı şeyler söylediğimizde belediye başkanı mutlaka yalan bilmem ne diye söylediği için artık biz evraklarla dolaşmaya başladık ki hiç olmazsa yalan lafı karışmasın diye. Hani yalan yalan diye bir şarkı var, herhalde belediye başkanı bu şarkıyı çok seviyor. İkide bir de bu lafı tekrar ediyor. Başkanımız genelde ben diliyle konuşuyor, biz dilini hiçbir zaman için kullanmıyor. Mutlaka bununla sayın sanat yönetmeniyle ilgili bir sorulara da ben böyle karar verdim diyecektir, böyle yaptım diyecektir. Ama bir belediye hiçbir zaman için ben yaptım veyahut da ben yapmayacağım sözleriyle yönetilemez. Halkın genel düşüncesi, genel tarafıyla bu görüşlere değer verilerek bunun neticesinde bir belediye başkanı karar vermek zorundadır. Beral Madra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sosyal medya üzerinden hakaretler ettiğini hepiniz gözlemlemişsinizdir. Kelimesine bir. Ama bunlar belki halde sorun olur diye ben sizlere vermiyorum. İstediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Belediye başkanı bununla ilgili herhangi bir şey söylemeye kalkarsa ben kendisine sunmak üzere hazırladım bunları. Aslen yerel seçimlerde de yerel seçimlerin bitmesine kadar bir CHP'li olan belediye başkanımız yerel seçimler bittikten sonra artık Çanakkale halkının belediye başkanıdır. Çanakkale halkının belediye başkanı olan kişi ancak toplumu kucaklayıcı, toplumun genel görüşü çevresinde kararlar vermesi ve bunun yönündeki icraatları gerçekleştirmesi gerekir. Ülkemiz darbe girişimine maruz kaldı. Hani biz Çanakkale'de belki bunu sivrisinek vızıltısı kadar hafif hissettik ama İstanbul'da olanlar, Ankara'da olanlar bunu çok değişik bir şekilde yaşadı ki halen de bunun artçı sarsıntıları devam etmekte. İşte o zaman da Sayın Başkanımız her ne kadar seçimlere kadar bir CHP'li olmasına rağmen seçimlerden sonra bir Çanakkale'nin belediye başkanı olan şahıs kendisi kalkıp sadece ve sadece kürsülerden gün geçtikten sonra kınama, darbeyi kınama, darbeyle ilgili lanetleme sözlerinde bulunmuş olup bir Avrupa Birliği ülkelerindeki devlet başkanlarının yapmış olduğu sadece ve sadece sözle bu darbeyi kınamakla geçirmiştir. Bununla da yetinilmedi. İşte söylevleriyle darbe destekçisi olan Beral Madra'ya bu Çanakkale Binali gibi bir olayı yaptırmanın ne olduğunu biz anlamış değiliz. Hani başkanımız benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyayı çok fazla izliyor. Hani bir şey yazdık anında bununla ilgili ya kendisi ya taraftarları cevabını veriyorlar. Bu ülkemizde o kadar çok onurlu sanatçımız mevcutken neden 15 Temmuz'dan sonra bizzat darbe destekçiliği yapan ve de CHP CHP Genel Başkanı'na bizzat hakarette bulunan, CHP Genel Başkanı'nda bulunduğu ortamı Nazi ortamına benzeten bir şahsı bu yönetmen olarak, genel koordinatör olarak neden buraya gitti? Biz Çanakkale AK Parti Belediye Meclis Grubu olarak kesinlikle bu şahsın buradan çıkartılmasını talep ediyoruz. Her sene düzenlenen bu Çanakkale'mize bir ufuk açacak olan Binali'nin yapılması tabii çok çok güzel. Farklı görüşlerden artık başkanın ne diyeceğini, cevap vereceğini de düşünerek bunları söylüyorum. Farklı görüşlerden insan getirebilirsiniz. Z-
zaten her zaman için farklı görüşler demokrasinin devamını sağlar. Ancak eğer bir darbe hiçbir zaman için demokrasi olayı değildir. Demokraside darbe savunuculuğunu yapanı da getiririm demek hiçbir zaman için demokrasi bir olay değildir. Çünkü darbeleri destekleyenler demokrasiye karşı olan kişilerdir. Böyle bir kişinin getirilmesi Çanakkale halkına hem de Çanakkale bu binaya katılacak olan tüm sanatçılara ve de Türkiye'de darbeyi yaşamış olan tüm Türk halkına bir hakaret. Basın açıklamasının yapıldığı saatlerde Çanakkale Bienali İnisiyatifi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Çanakkale Bienali'nin açılışına 3 haftadan az bir süre kala odağında sanatın olmadığı bir gündem etrafındaki gelişmelerden büyük üzüntü duyuyoruz. 3. Çanakkale Bienali'nden bu yana genel sanat yönetmenliği ve eş küratörlük görevini yürütmekte olan Beral Madra oluşan gündem nedeniyle görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır denildi. Bienal'in iptal edilme gerekçeleri inisiyatif tarafından şöyle açıklandı. İçinde sanatın olmadığı gelişmelerin sanatın kendi pratiklerinin önüne geçtiği bu koşullarda günün gerçekliğinin herkesi kırgınlaştıran atmosferinin de etkisiyle coşkumuzu ve motivasyonumuzu yitirmiş bulunuyoruz. Bu nedenle 24 Eylül tarihinde açılması planlanan 5. Uluslararası Çanakkale Bienali'ni iptal ettiğimizi kamuoyuna üzülerek duyururuz.